Tümleten selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Ölüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İki önemli uyarım var. Bir, e, herhalde bizim yaşadığımız bir virüs, yani ailecek yaşadığımız bir virüs ve e, çevremizde de çok fazla kişi yaşamaya başladı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. İkinci uyarım. Bakın istediğiniz kadar rakip takım taraftarı olun. Hiç sıkıntı değil. İstediğiniz kadar video izleyebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ama Fenerbahçe değerlerine benim değerlerime aşağılık namussuz, alçak ve ee, daha hani daha da abartacağım şekilde bir şey yaparsanız bunun karşılığı çok ağır olur. Bana abone arkadaşlar, üye arkadaşlar soruyor. Hocam yorumlarda küfür etmek yasak mı? Arkadaşım bana Fenerbahçe'ye Fenerbahçe değerlerine yani taraftara, size, küfürlü konuşan herkese ağzının payını verebilirsiniz. Hocam engel yer miyim? Ya merak etmeyin. Hani e, Fenerbahçe değerlerine kötü konuşan herkes engel yer. Yani siz bunlara pabuç bırakmayın arkadaşlar. Bak şu kanalı yani sosyal medyada e, görüyorsunuz işte. Amip gibi türüyorlar. Terleksi hayvan gibi türüyorlar. Bunlara göz açtırmayın. Şimdi Fenerbahçemiz İstanbulspor'la berabere beraber kaldı pek çok konuşma yaşandı. Mesela Fenerbahçe'nin ilk golü. Yani mesela Fenerbahçe'nin ilk golü ne dersin hocam? Arkadaşlar, Bien Sports Trio ekibinden Deniz Çoban'da, Bülent Yıldırım'da, Seçim Demirel'de, Bünyamin Gezer'de, ee, Erman Toroğlu'da ve bütün hakem yorumcuları şunu söylüyor. Fenerbahçe'nin golü tertemiz. Bu gol iptal Olmamalıydı diye. Bak bu bir. Bak şu anda sen bir sıfır geridesin. İkincisi Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı pozisyonu yani e, TRT Spor yorumcuları dahil, BN Spor yorumcuları dahil herkes hani e, herkes buna penaltı değil diyor. Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonuna. Etti sana iki gol. Yani arkadaşlar maça iki 0 geride başlamak gibi bir şey seninki. Bitti mi bitmedi. 22. dakikada açık bariz bir penaltı bekliyoruz. Hatırlarsanız Maçın devre arası yayında söyledim. Bunu herkes kaçıracak ama ben kaçırmam dedim. Burada net bir penaltı var dedim. 22. dakikadaki penaltı içinde Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Seçim Demirel açık bariz net bir şekilde penaltı. Var karışmalıydı. Penaltı olmalı. Elle oynamaya penaltı diyor. Şimdi 3 tane bariz hata ve maçın o orta hakemi Kadir Sağlam ve maçın katledicisi Halil Umut Meler adlı arkadaşlar. İnşallah bu işten bir daha ekmek yemezler. Son yedikleri ekmek olsun inşallah. Şimdi da bir gerçek. Bian Sports Trio ekibine göre. Bakın Galatasaray 3, Karagümrük 3. Galatasaray'ın birinci gol öncesi faul var. Galatasaray'ın birinci penaltısı yanlış karar. Galatasaray'ın ikinci penaltısı yanlış karar. Bakın 3 tane rakibinin lehine, gollük, kazanmalık hata. Senin de 3 tane aleyhine hata. Şöyle yapalım. Üçünü çıkalım Galatasaray'dan. Kısa Sahasında 3-0 kaybetsin. Fenerbahçe'de İstanbulspor Sporu 3-0 yensin. Puan farkı 3'e düşsün. Ben anlamıyorum. Yorumlarda bazı ahlaksız, terbiyesiz insanlar görüyorum. Diyor ki Karagümrük maçında Galatasaray doğrandı diyor. Ya siz haksızlığı o kadar bünyenize sindirmişsiniz ki. O kadar haksızlığı sindirmişsiniz ki. Yani size göre her pozisyonuz penaltı olmalı. Size göre her şutunuz gol sayılmalı. Avuta gidenler bile korner sayılmalı. Ya bu ne edepsizlik ya. Peki hocam. E, Jorge Jesus'un hiç mi suçu yok? Var. Ali Koç'un hiç mi suçu yok? Var. Mesela benim hoşuma giden Bünyamin Gezer'in yorumlarından bir tanesi. Hünkar Mutlu diyor ki günün manşeti nedir sizce? Tarık Üstün diyor ki Arda Güler'in müthiş performansına yazık oldu. Bak bir de işin bu boyutu var Arda Güler'e. Bünyamin Gezer de diyor ki Jorge Jesus'un performansı hakem hatalarının önüne geçti. Ya maç 3-2 bitseydi. Ne değişecekti? Şimdi ben burada bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe Ala Göz Holding şampiyon oldu. Bazı eşekler görüp utanırlar umarım. Bazı ruhsuz eşekler. Çünkü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 82-56 mağlup edip seride de 3-0 yapan Fenerbahçe ligde de şampiyonluğa ulaştı. Biliyorsunuz Euro Lig'de de şampiyonluğa ulaştı. Tebrikler kızlar. Bazı eşekler umarım ders alırlar. Şimdi maç bitti. Maç bitti. Ben Fenerbahçe'den bir açıklama bekledim. Niye açıklama bekledim? Yani bu kadar bariz şekilde bak. Senin aleyhine 3 hata, rakibin lehine 3 hata. Yani 6 gollük bir katkı sağlıyor hakemler. Düşünsenize bak. Fenerbahçe'nin 0-0 ya da berabere biten bütün maçlarında Fenerbahçe'ye bir puan ekleyin. Ya da 3 maçında bir puan ekleyin. 6 puan yapıyor. Şimdi şampiyonluk yarışına değişik yapar. Ha Fenerbahçe'nin sezonun başından beri uğramış olduğu bir silsile var. Mesela bir abone arkadaşımız çok güzel bir şekilde Diyor ki alıştık biz diyor. Ligin ilk yarısı Ümraniye maçında ceza sahası dışında müdahale aleyhimize penaltı verildi. Doğru. Beşiktaş maçında Sayıs'ın 50 oynaması penaltı olmadı diyor. Bu da doğru. Başakşehir maçında 50 oynama penaltımız verilmedi. Doğru. Sivas maçında haksız kırmızı kart yedi Batu Şuhayi. Doğru. Konya maçında Valencia haksız kırmızı yedi. Biz orada yenildik. Doğru. Giresun maçında Pedro haksız kırmızı yedi. Bu maçta kaybettik. Doğru. Trabzon maçında Crespo ilk sarısı haksız Bakazetas kendini yere atıyor. Orada Bakazetas'a sarı verilmesi lazım. Ee, ama ikinci sarısı haklı. Antalya maçında Rossi'nin golü iptal edildi. Faul vardı. Adana Demir maçında olanları anlatsam saatlerimiz alır diyor. Fenerbahçe'nin iki puanı orada çalındı. Ee, ayrıca Rossi'nin Alanya maçında sayılmayan golü. Arao'nun sayılmayan golü. Yani dün Salahin'in sayılmayan golü. Bu sene herhalde hakkımızda gol atıp bir bahane bulup saymadıkları gol sayısı herhalde 5'i falan buldu. Fakat şu bir gerçek. Ya hocam bunu senin dile getirmen gerekmiyor. Bunu kulüp dile getirecek. Şimdi bu söylediğim hepinize salakça gelecek. Bu söylediğim hepinize saçma gelecek. Hocam hastalığın etkisinden midir? Ateşin mi çok yüksek? Bilmiyorum ama saçmalıyorsun diyeceksiniz. Ama ne olur buradan sonrasını dikkatlice ve tamamını dinleyin. Aklımda iki tane soru işareti var. Bir. Yani Ali Koç hain mi? Yoksa Fenerbahçe şampiyon mu olacak? Aklımda iki tane soru var. Bakın arkadaşlar epey şiddetli hastayım. Yani e, golvar.com'a da belli bir yazı yazdım. Benzer bir yazı. Şimdi Ali Kuş Fenerbahçe rekorları tersten kırdı mı? Kırdı. Fakat sezonun başında Jorge Jesus gibi kurt bir hocayı getirdi. Aslına bakarsanız bu hamleyi ben de destekliyorum. Doğru. Tıpkım şiir gibi top oynarken Ümraniye'den 3 sahanda kara gümrükten 4 gol yedim. Toplam 4 puan aldım. Ya sezonun başı falan dedim bir şekilde devam. 10 kişilik 5 taşı yenemedin. Dedik skor avantajı sendeydi. Hani <laughs> gel bize gol at dercesine top oynadın. Enteresan. Galatasaray'a 3-0 mağlup oldun. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bu maçların ikisinde de Fenerbahçe mutlak favoriydi. Ya mutlak favori oldu muydu ne olacak ki hocam diyeceksiniz. Ya arkadaşlar ne olacak değil. İkisinde de mutlak favori Fenerbahçe'nin oynadığı bu oyun kafalarda soru işaretlerine sebep olmadı mı? İstanbul maçı favori Fenerbahçe 3-3 kalıyorsun. Yani evinde oynadığın 5 İstanbul takımıyla oynadığın 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik 1 galibiyet elde ediyorsun. Başakşehir'i saymıyorum. Niye Başakşehir'i saymıyorum? Başakşehir orada 2-1 yendin, burada 1-0 yendin. Yani Başakşehir'in en azından 3-3'de bitsin, 3-0'da yensen yani 5-4'de yensen Başakşehir Başakşehir'dir. Anlatabiliyor muyum? Onu saymıyorum. E şaşırtıcı değil mi ya? Bu maçlarda tam 17 gol gördün kalende ya. 17 gol. Yani Jesus Efendi İstanbul maçında sanki puan kaybı istercesine son dakika saçma hamleler yani farkı dörde düşürme şansını hakemlerin de şeyiyle ittirdi. Şimdi salı günü Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Bak Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul Sporlu oynadıkları maçın var kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Şimdi bu da var ya şey gibi oldu artık. Oyuncak gibi oldu. Bunu Galatasaray'da sündürür. Beşiktaş'ta sündürür artık. Herkes sündürür. Şimdi diyor ki bak Fenerbahçe'nin açıklaması. Adana Demirspor Spor. iki 2 puan. Korendon Alanya Spor. Tamam kazandık ama net golün verilmedi, penaltın verilmedi. Baba Kars, Fatih Karagümrük yine aynı şekilde kazandı ama hani son dakikalara kına kına getirdin. Medipol Başakşehir yine farklı kazanacağı maçı zar zor yenmiş oldun. Ve son olarak İstanbulspor maçlarında çalınan 2 puan da oradan. Sonuca etki eden kararların bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bana isterseniz gattar deyin. Allah hepsinden çıkarsın. Arkadaşlar bak. Burada bazı yaptığım yorumları bir tarafınızdan anlıyorsunuz. Mesela ben diyorum ki bu Allahsızlıktır. Allahsızlık nedir? Vicdansızlık, merhametsizlik yani Allah'ı yok sayarak karşındaki kişinin hakkını yemektir. Yani Allah yerine başkasını koymak, ona tapmak, onun peşinden gitmek hakkı yemektir. Yani Fenerbahçe'ye bak. Şimdi ben gerçekten ve gerçekten şunu söylüyorum bak. Samimiyetimle söylüyorum. Bu yani Fenerbahçe'nin çektikleri bunlar neler ya? Allah aşkına bak. Yani maçın sonucunu etki edecek şeyler. Bu hak, hakkı kim verecek? Bak Allah çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkarır. Hocam çoluğundan çocuğundan çıkarsın deme. Kendinden çıkarsın de. Ya ben çıkarsın çıkarmasın demiyorum. Ben diyorum ki çıkarır. Çıkarır. Hiçbir sır kapısı falan izlemediniz. Tövbe estağfurullah. Şimdi Fenerbahçe diyor ki Sport Süper Ligi'nin 31. haftasında İstanbul Spor'la oynadığımız maçta aldığımız sonuca dair hem takımımız özelinde hem de maçın sonucuna direkt etki eden hakem yönetimiyle ilgili açıklama yapmak istiyoruz. Öncelikle camiamızın şampiyonluğa olan inancı artmış. Fenerbahçe taraftarı eşsiz bir sinerjide birleşmiş iken futbol takımımızın bu maçta gereken sonucu almaması kulübümüz ana gündemidir. Takımımıza dair hakim olduğumuz bu gerçek maçı yönetmek yerine sonucu direkt bir takım lehine tayin etmek noktasında müdahalede bulunan hakemlere dair gerçekleri yok sayacağımız anlamına gelmemelidir. Yani diyor ki ama biz kötü oynayabiliriz ama maçın hani bu kadar tesir edilmez. Dün sahada olan Türk hakemliğinin hangi noktaya, Türkiye'de futbolun hangi kimliğe geldiğinin fotoğrafı olan Kadir Sağlam ve Varda görevli Şampiyonlar Ligi hakemi Halil Umut Meler'e soruyoruz. Şimdi ben de şunu soruyorum. Ya da ben sormayayım. Çünkü benim yorumlarda gördüğüm kişilerin karakter seviyesi gerçekten sıfırın altına doğru gitmiş durumda. Lan bir tane Galatasaray'da çıksın de çünkü arkadaş doğru ya. golü de gol yani. Hani adam senin golünü iptal etmiş. Ya da de ki doğru penaltın vermiyor. Ya da de ki Ferdi'ninki penaltı değil. Kabul de. Bak bunları kabul et sonra de ki ama da ya sen de 3-2 öne geçmişsin. Bir şekilde 3-3 yani 3-3 bitirmemen lazım dedi. Kabul ederim. Ama arkadaşlar dikkat edin bak. Karşınızdaki kitleye göre Karagümrük maçında Galatasaray'ın hakkı yenilmiş. Yani bunu söylerken gerçekten insan olan insan utanır. Neyse Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam'a şu soruyorum. 1. Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe futbol takımının golünü hangi refleks ile iptal ettiniz? Hakem ile var hakem arasında bu pozisyonda ne gibi bir konuşma geçti? 2. Maçın 22. dakikasında İstanbulsporlu futbolcu Mehmet Yeşil'in elle oynadığı pozisyon hangi refleks ile görmezden gelinmiştir? Maçın 22. dakikasındaki net penaltı pozisyonuyla ilgili hakeme hiçbir uyarıda bulunmayan var. Maçın 52. dakikasında İstanbulspor'un pozisyonda hangi refleks ile devreye girerek olmayan bir penaltının kararını vermiştir. Maç boyunca rakip oyuncuların ortaya koyduğu ağır temaslı oyuna dair verilmesi gereken kartlar hangi refleks ile yok sayılmıştır. Maça etki eden, sonucu tahin eden kararların sahibi hakem ve var hakemi arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını iyi ve de talep ediyoruz. Bu sorular Fenerbahçe'ye dair ortaya kona bu vahim tavrın ana refleks sahipleri ve yöneticileri olduklarını düşündüğümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lali Orta için de gündeme getiriyor. Adana Demirspor, Korendon Alanya Spor, Baba Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve son olarak İstanbul Spor maçlarında sonuca etki eden kararların bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı bekliyoruz demiş. Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi ben bu açıklamayı şey gibi gördüm. Hani İsrail bir şey yapıyor mesela gidiyor. Bombalıyor bir yere. Bizimkiler diyor ki kınadık. Yani kınadık. Lan bu nasıl iş? İsrail bombalıyor. Kınadık. Aynı öyle. Ha diyeceksin ki hocam İsrail'e kafa tutacak halimiz yok. Doğru. Ama en azından Fenerbahçe'nin kafa tutacak hali var. Çıktı arkadaş Sivas maçına çıkmayı düşünmüyoruz de. Ortalık 56 olsun. Seçim yaklaşıyor. Hatta Fenerbahçe Spor Kulübü'nden şöyle bir açıklama yaptı. De ki hani hükümet istifa e, tezahüratlarından sonra Fenerbahçe aleyhine çok ciddi hatalar gelişmiştir. Ama Fenerbahçe taraftarı bu tezahüratı bir kez yaptı bir daha da yapmadı falan diye. Yani şu an rakibin her türlü ayak oyununu sergiliyor. Her türlü. Biliyor muyum? Yani senin de bir şeyler yapman lazım. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Yani kafamdaki soru şu. Acaba Fenerbahçe şampiyon olacak? Hani bugüne kadar çalınan hakları falan bir şekilde iade edilecek. Mesela bak. Ümraniye maçı 2 puanın çalındı. Adana Demir 2 puanın çalındı. 4 puan. Konya spor maçında 3 puanın çalındı. 7 puan. Giresun maçında 3 puanın çalındı. 10 puan. İstanbul maçında 2 puanın çalındı. 12 puan. Sadece aklıma gelenleri söylüyorum. Yani 12 puan. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe kalan 5 beş maçının 5'inde kazansın. Yani 5 beş maçının 5'inde kazansın. Mesela Galatasaray'ın bir Sivas maçı var. Offside şu bu. Galatasaray'ın bir Karagümrük maçı var. Rezalet. İstanbul maçında yemedikleri kırmızı kart. Başakşehir maçında yemedikleri 3 kırmızı kart birden. Yani abidik gubidik penaltılar. Abidik gubidik hakem hataları. Abidik gubidik kendi kaderine goller. Şunu da söyleyeyim. Ligin kalan bölümünde Galatasaray'ın da mesela Sivas'tan çaldığı 3 puan. Para Gümrük'ten çaldığı 2 puan. 5 puan. Bir de Beşiktaş mağlubiyeti yaşasa. 7 puan. Yedi, ya Hani 8 puan, 7 puan. Fenerbahçe'ye de yenildiğini düşünerek söylüyorum. 8 puan kaybı yaşasa. Fenerbahçe'de kazansa. Hocam bak. Oliyan'ın acılık yapıyorsun diyeceksiniz. Ben de size diyorum ki. Ya hani acaba Fenerbahçe'nin hakları mı geri verilecek ki? Kulüp bu kadar sessiz. Ya ortalığın yangın yeri olması lazım. Ortalığın 56 olması lazım. Hani kavgada edilmeyecek sözler diye bir tabir var ya. Kavgada edilecek bütün sözleri söylemen lazım. Yani Kadıköy'de derbi kazanamamışsın. Rezil bir sezon. Yani taraftarı zapt edemezsin. Bak Galatasaray'ın Beşiktaş Başakşehir maçları var. Arka arkaya. Kurban olduğum Allah'ım. inşallah iki maçta da arka arkaya kaybederler. Hani hakemler bugüne kadar verdiklerini geri alırlar inşallah. Fenerbahçe'nin de Sivas Spor ve Trabzonspor maçları var. Ki Rıza Çalınmaya sor. Cennetimi verelim Fenerbahçe galibiyetimi diye. Tartışmasız Fenerbahçe galibiyetidir. Trabzonspor'da Renat sayı getirdi. Yeni bir yapılanma. Valla Fenerbahçe iki maçı alsa. Galatasaray iki maçı kaybetse. Emin olun Galatasaray sezon bitene kadar hiçbir, hiçbir maçı galip gelemez. Ortalık asıl o zaman 56 olur. Yani hiç sanmıyorum Fenerbahçe'nin iki galibiyet alacağını, Galatasaray'ın iki mağlubiyet alacağını ama hani Fenerbahçe'deki bu suskunluğu çözemiyorum. Hocam sen hiç Ali Koç'u eleştirmiyorsun. Bak ben Ali Koç'u şimdi nasıl eleştireceğim. Eee Bak ben Ali Koçu öyle bir eleştireceğim ki aklınız duracak. Niye biliyor musunuz? Ya Ali Koç aslında benim kadar eleştiren de yok da. Siz anlamıyorsunuz. Şimdi 5 senelik süreç. Şimdi ekrana ben bir transfer raporu getireceğim. Tutanlara artı, tutmayanlara eksi vereceğim. Bakın kaç tane artımız var. Ya da ben sadece yani ben söyleyeyim siz hesaplayın. Şöyle yapalım. Ee, muhtemelen muhtemelen Berisha büyük paralarla gidecek. Bence Tisserand sezon başında gitmemeliydi. Yani Gustavo Henrique alınacağına Tisserand kalmalıydı. Böyle bir mallık yaptık. Bence Tisserand'ın gelmesi doğruydu ama gitmesi yanlıştı. Jailson gelmesi doğruydu ama o dönem hiç transfer yapmayıp çocuğu stopere hapsettik mahvettik. Perişan sanki işe yarar bir stoper olacak. Arun Tekin eksi. Yani Jailson eksi. Arun Tekin eksi. Tisserand'ın gönderilmesi eksi. Perişan artı. Elkas bence artıydı ama eksiye gitti. Niye? Doğru zamanda 7 milyon euro teklif gereken satılmadı. Kim Minji kesinlikle artı. Crespo artı. Nazım Sangare eksi, üzeri eksi. Michael Frey eksi. Berke eksi. Barış Alıcı eksi. Lemos eksi. Burak Kapacak eksi. Ayev eksi. Adem'i eksi. Demet Stranasay, Max Mayer eksi. Ee, bak Serdar Dursun bu şartlarda uygun maliyette. O yüzden artı. Ferdi Kadıoğlu tabii ki artı. İsmail Yüksek artı. Kolkur eksi ötesi eksi. Çağatay denenmek için alındı ama tutmadı sanki eksi. Barış Sungur eksi. Diego Reyes eksi üzeri eksi. Tolga Ciğerci bence artı gitmesi hataydı. Bence Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de iş yapardı. Benzia eksi. Perotti eksi. Çünkü sakatlık durumu biline biline aldı. Diego Rossi. Diego Rossi'yi biz 5.5'ü aldık. 8-9'a satarsak artı. Yoksa her şekilde eksi. Zaits artı. Tisse eksi. Tamam mı? Sinan Gümüş eksi. Tolga Yarslan eksi. Bir de bonservisten aldık Tolga'yı. Sadık Çiftpınar eksi. Luan Perez sakatlıktan dolayı eksi. Yani gerçek Luan Perez izleyecek belki artı diyeceğiz. Serdar Aziz bedava aldığın için birçok şeyinde kurtardığı için artı sayılabilir. Ahmet mı yani, uygun maliyette alıp gönderdin. En azından bir para kazandın. Yani az da olsa para kazandın. Buna hani nötr veriyorum. Pedro yani bir iki maçtır maşallah çok güzel gidiyor. İnşallah böyle devam ederse artı olur. Bat şu ayı bence artı. Lincoln Henrique bence artı. Sosa Trabzonspor'dakinin çeyreğini oynasaydı artıydı ama eksi. Victor Moses doğru geldi. Yanlış gitti. Eksi. Gustavo eksi. Novak yine Trabzonspor'dakinin çeyreğini oynasa artıydı ama eksi. Arao eksi. Emre Mor artı. Gustavo Henrique eksi. Gökhan Gönül artı. En azından bir aidiyet kazandırdı. Enner Valencia artı, Vedat Muriçi artı, Deniz Türüç eksi, Zanka eksi. Altay Bayındır bence artı. Caner Erkin'in e, gelip gitmesi de enteresandı. Hani o zamanlar Türkiye'nin en iyi sol beki desen belki derdin ama Beşiktaş'ta bayağı etkinliği gittiği için Fenerbahçe'ye geldiği dönem sıkıntıydı bence eksi diyelim. İrfancan bayat. ben İrfancan'ı hala yeterli bulmuyorum. O yüzden nötrüm. Tiago Çukur şu anda gelişme aşamasında. Hani bu bu yazardır. Mert Hakan bence eksi. Tutmadı bence. Allah yar iyi para kazandık. Artı sayılır. Murat Sağlam eksi. Geri Rodriguez eksi. Samat da eksi. Hem de ciddi eksi. Joshua King bence artı idare ediyor. Bak Alioski en azından idare ediyor. Artı sayabilirim. Buruma iyi bir paraya giderse artı olur. Yoksa her şekilde eksi. İrfancan Kahveci bence eksi. Emre Belezoğlu artı. Keşke Emre Belözoğlu gibi bir tane orta saha bulsak. Max Kruse'nin gelmesi artı ama salak salak göndermemiz eksi. Yani şampiyonluğu satarcasına gönderdik. Atilla Salahi'nin gelmesi artı. 18 milyon euro teklif varken satılmaması eksi. Bakalım kaça satabileceğiz. Osterwold'e ben 450 dakika izlemeden konuşmak istemiyorum. Samet Akaydın. Bence Samet Akaydın konusunu diğer videoda konuşayım. Ben nötürüm şu anda. Emre Demir. Biz vardır. De Deneyip bakacağız. Mesut Özil eksi. O artı. Mevlüt Erdinç eksi. Rami eksi. Falette eksi. Hocam iyi de bir başkan bu kadar hata yapabilir mi? Ya ben size şunu söyleyeyim. Ben 5 senelik süreçte şunu gördüm. Camianın ileri gelenlerinden hiç kimse çıkıp da ya siz ne yapıyorsunuz arkadaş Fenerbahçe'yi çocuk oyuncağı haline getirdiniz demiyor. Ya taraftan ancak konuşsun dursun. Kongre kararı alınsa borçları ödeyemeyiz. Fenerbahçe batar. Şöyle böyle ya lanet gelsin ya. Batsın ya. Vallahi batsın. Satılacak hocam Fenerbahçe. Satılsın ya yemin ediyorum. Hatta takımın da adını değiştirsin. Hepimiz kurtulalım. Yani yazıklar olsun ya. Ya oynanan futbolu şuna bunu geçtim ben ya. Geçtim. Ben her şeyi geçtim. Ya da şöyle bir imaj var. Hocam Ali Koç durduğu müddetçe biz şampiyon olamayız. Niye? Hocam hükümet Ali Koç'u sevmiyor diyor. Kısmen de haklılar. Doğruya doğru. Biz en Atatürkçü kulüp olduğumuz için ee, ve hani Ali Koç'un da bazı söylemleri ya da geçmişte yaptığı şeyler Belki de buna sebeptir etmendir. Yani ben şunu merak ediyorum. Acaba Fenerbahçe şampiyon olacak? Ne bileyim Bankalar Birliği Başkanı demişti ya sırayla bunları şampiyon edeceğiz diye. Acaba öyle bir şey mi olacak? O yüzden bu kadar sessiziz. Yoksa hani e, Ali Koç ciddi manada bir hain mi? Hocam hain hain demek ayıp oluyor. Başkandan bahsediyorsun. Ya kardeşim bak. 5 senedir Fenerbahçe'nin tersten kırdığı rekorlar Alt üst etti her şeyi. Bak bu sene şampiyon ol. Türkiye kupasını al. Kabul. 5 seneyi siler atarım. Derim ki Ali Koç başarılı. Bak kabul. Ona da, ona da kabul diyorum. Niye? Lan, bu sene çok önemli. Cumhuriyet'in 100. yılı falan filan Inter Milan diyoruz. Şu ortamda şampiyon olmak ayrı bir mesele. Ama ben şunu söyleyeyim size. Yani <laughs> Ali Koç mesela Max Kruse ile şampiyonluğa giderken Fenerbahçe Max Kruse'yi gönderdi. Bence Fenerbahçe'ye ciddi manada zarar veren bir isim haline geldi Ali Koç çevresindeki akıl aldığı isimler bence futboldan gram anlamıyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, düşük bütçeli takım kuracaksan tutmuş oyunculardan kurarsın. Mesela Nide'yi şimdi alırsın. Tam futbolcu. Mesela Beşiktaş'ın Tayip Talha Sanuç tutan futbolcu. Bak Türk. Onur Bulut mesela. Çoğunuz beğenmezsiniz ama ben beğeniyorum. Tam futbolcu alırsın. anlatabiliyor muyum? Bak 3. Mesela Osterwold'e bak 6 milyon euro verecek durumda değiliz biz. Bak 2 milyon euroya verseler de ben derim ki atılmış bir kumardır. Kabul. Luan Perez'in, Cao Pedro'nun hani Osterwold'in bu fiyatlara alınması gerçekten Fenerbahçe'ye ihanet. Arao'nun bu fiyata alınması ihanet. Bak Jesus'un hiçbir transferi tutmadı desem yalan söylemiş olmam. Ben diyorum ki önümüzdeki sene bak şampiyon da olsan Türkiye Kupası'nda olsan Jesus'ta falan devam etme. Aklın varsa devam etme. Gerçi Ali Koç'la devam edecek. Murat da ayrı mesele ama Valla ben şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Hakem senin hakkını sahada yiyor. Rakibini kolluyor. Sen de susuyorsun. Bunun iki nedeni var. Ya Fenerbahçe düşmanısın. Fenerbahçe'ye hainlik ediyorsun. Fenerbahçe'yi mahvetmek için görevlendirildin. 6 senelik görev sürende ilk 3 sene iyice rezil ettin. Küme düşme hattına düşürdün. Şimdi de rezil ediyorsun. Ya da bir şekilde şampiyon olacaksın. Bunu sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz. Çünkü arkadaşlar bak ya vallahi iddia oynuyor gibi maçlar ya. Yemin ediyorum iddia maçları gibi ya. Hani bankalar birliğine herhalde kulüpler para ödeyeme ödeyemeyecek diye ee, şey yaptılar. Mesela atıyorum sezon başında dediler ki işte Fenerbahçe şampiyon olsa işte 2.8 misal. E Galatasaray'ın şampiyonluğu ee, atıyorum 2.7. Misal veriyorum herkes Fener anlaşıyorlar kendi aralarında. Gidiyorlar atıyorum 100 milyon euroyu bayılıyorlar. Kredi çekip bilmem ne yapıp. Fenerbahçe şampiyonluğuna basıyorlar herhalde. Yani aklıma benim başka bir şey gelmiyor. Şu ligin son yıllarına bir bakın arkadaşlar. En enteresan takımlar şampiyonlar. Bir tek ki göstere göstereydi. Hani göstere göstere gitti adımlar. Yani, ee, onun dışında. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Bugün Galatasaray'ın iddia oranı çok yüksek. Birçok kişi iddiada Galatasaray'a bat, basıp. Batıp. Fenerbahçe Galatasaray belki de yüksek bedeller alıp. Bankalar bile anlaşmasını ödeyecektir bir şekilde. Arkadaşlar bakın 100 milyon TL yatırsan misal veriyorum senenin başına Fenerbahçe şampiyonu 5 ise 500 milyon TL alacaksın. Yani kulüplerin başka şekilde ödeme şansı yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben artık bu ligin tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum. Yani bu senenin de şampiyonu belli. Seneninki de belli. Ondan sonraki de belli. Ondan sonraki de belli. Bankalar Birliği Anlaşması bitene kadar bütün şampiyonluklar kağıda yazılmış haldedir. Adınız soyadınız kadar emin olun. Ben onu düşünüyorum. Çünkü bu kadar olmaz. E göz göre göre. Şimdi şu saatten sonra Galatasaray maçlarında misal veriyorum. Hani e, Hakem Galatasaray'ın hakkını yedi. Çıkıp diyebilir. Ya işte Karagümrük maçında da şu olmuştu diyebilir. Misal Fenerbahçe'ye. Ya bak Fenerbahçe'nin penaltısını tartışıyor. Bak Galatasaray medyası çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Sosyal medyada çok iyi yuvalanıyorlar. Hani Amip gibi, Terlik Sahivan gibi, Öklena gibi türeyiyorlar. Tek hücreli bunlar. Çok iyi türeyiyorlar. Hemen sosyal medya. Ya kara maçında hakkımız yenildi diyen kişinin ben insanlığından şüphe ederim ya. Lan ne demek hakkın yenildi derim. Yani uzun lafın kısası durum bu. Şimdi. Şimdi siz bana söyleyin. Sizce Fenerbahçe şampiyon mu olacak? Yani şampiyon mu olacak? Yoksa Ali Koç takımın iyice mi içine etti? Yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar. Ha hocam bu senin dediğin poliyanlacılık diyebilirsiniz. Ya da hocam bunu ne zaman... Ee, garantileriz. İki maç sonra. İki maç sonra garantileriz. Bak gerçekten diyorum kurban olduğum alan bak. Dua edin. Hasta halime ben de dua ediyorum. Siz dedim. Galatasaray erkek maç kazansın. Biz iki maç yani biz iki maç kazanalım. Galatasaray 2 maç kaybetsin. İnşallah. İnşallah Galatasaray erkek iki maç kaybetsin. Sezon bitene kadar maç kazanamaz. Fenerbahçe iki maç kazansın. Ben size bir şey söyleyeyim bak. Şu anda Beşiktaş ikinci bitirebilir mi? Fenerbahçe 3. bitirebilir mi? Galatasaray üçüncü bitirebilir mi? Şu an var ya yemin ediyorum her şey olabilir. Her şey olabilir. Öyle bir düzendeyiz. Yorumunu takdirine size bırakıyorum arkadaşlar.